Başka bir şeyinizin çalınmadığına emin misiniz? Vallahi ben de şaşkınım aslında. En değerli tablomu bile almamışlar. Cahiller nereden bilsin gerçi tablonun değerini? Yani sadece yüzünüz çalındı. Evet. Hülya Hanım, şüphelendiğiniz biri var mı? Çünkü kapı zorlanmamış. Buranın anahtarı başka kimde var? Tabii ya. Kar maskesi takmış, uzun boylu, böyle normal kiloda biriydi. Odanın anahtarları sadece sizde mi var? Anahtar... Sadece Talip Efendi de var, evet. Talip Efendi, odanın anahtarı nerede? Her zamanki yerinde, malzeme odasında. Anahtarlar hala aynı yerinde duruyor mu? Vallahi bilmem ki, o telaşa bakmak hiç aklıma gelmedi. Lütfen, hemen bakalım, benimle gelin. İlginç. Anahtarlar yerli yerinde. Acaba hırsızlar içeri nasıl girmiş? Buralar senin sorumluluğundaydı Talip. Eğer yüzüğün bulunmazsa sen de sonuçlarına katlanırsın. Memur bey, yemin ederim benim olayla bir alakam yok. Ben 20 yıldır bu evin çalışanıyım. Orasını bilemeyiz. Ekip gelsin, ev bir incelensin. Ondan sonra gerçek ortaya çıkacak. Yani Fatma efendi bir adam, kibar, böyle suratında seveceğim bir ifade var. Başka başka? Ay ne olacak başka Fatma? Adamla bir muhallebi yemeğe gittik, muhallebici. Onda da cığına basıldık. Başka ne olacak? İyi adam işte. Kendi üzerine miymiş? Senin üzerine yapacak mıymış? Merak edeydi bir tek bunu mu merak ettin Fatma? Ha benim üstüme yapacak mı yapmayacak mı? Sana ne? Zekayı senin üstüne yaptı mı yıllardır? Kim yapmış üstüne? Püh, ayıp, ayıp. Günaydın Maşuka. Ya. Ağzını hayra, bayrağı açtın sabah sabah. Ağzım bayıra. Fatmiş, Şehri sana Talib'in dudaklarından anlattı mı? Kim bu acaba? Bak. Bence Talip, bence Talip, bence Talip, bence Talip. Talip, demek ki uyanır uyanmaz seni düşünüyormuş yataktan kalkarken. Ver şunu kız, git içeriden ekmekleri getir. Fatma sen de eğer bu konuşacak olursa al bunun da ağzına ağzına vur bunun. Uykulu sesler seksi alıyor. Günaydın Talip, nasılsın? Alo. Günaydın Talip Bey, siz misiniz? Şehriban Hanım. Uyandırmadım umarım. Ay yok yok, ben epeydir uyanım. Buyurun efendim. Eğer uygunsanız size bir uğramak istiyorum. Daha doğrusu Ceyhun Bey oğlumla bir şey görüşmem gerekiyordu. Müsaitiz, müsaitiz efendim. Kahvaltı yapacaktık biz de şimdi. Buyurun. Ne diyor? Kahvaltıya geliyor. Ceyhun'la bir şey konuşacaklarmış. Ay ne konuşacakmış kız Ceyhun? Ama ne bileyim ben Fatma. Annenden hoşlanıyorum diyecek. Şehri yaktı beni diyecek. Uykularımı kaçırıyor diyecek. Fatma niye görevini ifa etmiyorsun? Şöyle elini tersiyle çatadan at diye vursa da çenesine. Kız sus, Ceyhun duyacak. Ne varmış yani? Sabah telekomünikasyon diye bir şey var yenge. Yani uyanır uyanmaz niye seni arıyor? Çünkü... Ay Şehri. Ay uyanır gibi. Şehri. Aa Talip abi. Talip abi nasılsın? Talip abi gözüne ne oldu ya? Dün gece eve hırsız girdi. Karşı karşıya kaldık. Yumruğu vurunca bayılmış. Geçmiş olsun abi. Biz de çocuklara baklava getiriyorduk. Hadi atlayalım taksiye. Tamam tamam. Bak sen ya. Hem hırsız hem arsız şerefsize bak ya. Her kimse yakalanacak. Neyse ben bir Şehriban Hanımlara uğrayacağım. Görüşürüz gençler. Görüşürüz abi. Geçmiş olsun. Hadi güzel. Abi, oraya bol çiğ et oraya. O morluğu alır onu, tamam mı? Hadi görüşürüz. Şehriban, sen ayaklarına yere değmiyor mu anacığım? Sucuk da yapamaydık acaba? Kız evlenince yaparsın sucuğu. Geldi galiba. Dur dur dur, daha bunu sıkacağız biz.
O ne kız? Afrodit kokulu bu Talip için. Ha, sık sık yemek koktuydum zaten. Ay ne yaptım aşka? Barfi sıktı gözüme. Barfi sıktı gözüme. Allah seni de etmeye yandım. Başka kız bak edebiyle otur adamı ya da rezil etme beni. Geldim. Geldim. Emergency çağırayım mı? Ah. Günaydın Şehriban Hanım. Günaydın Talip Bey, hoş geldiniz. Şey oldu gözüme de alerji. Ay hayırdır sizi gözünüz ne oldu? Anoğlu, adamcağızın gözü çok kötü olmuş da. Benim anlamadığım şey şu. Bir daha sonra bir daha hırsız mı girdim? Ya kuzen ne diyeceğim? Ben Tuncer'e gideyim bunu okutayım da. Sen de bizim çocukların yanına uğra, biraz para bırak. Tamam, beraber gideriz. Tuncer oradan çocuklara geçeriz. Ya sonra geç kalıyoruz. Kandemir abi bir dünya laf ediyor. Onlar mal almaya gitti, yetişiriz. Ya kuzen, 40 yılın başı bir şehir çattık senin. Ya Tuncer seni gördü mü durmuyor onun ağzı. 2 saat konuşacak, edecek falan filan. Ben gideyim, bunu halledeyim. Sen de git o işi halletmesin, gitsin. İyi, tamam da ısrar ettin ya. Kaptan be, şu ileriye geçince beni bırakır mısın? Kuzen. Tuncer Amerikan sinemasından girerse çakıverirsin bunu. Tamam, ben de o. İyi, hadi. Görüşürüz. Kaptan kolay gelsin, hayırlı işler. Tamam, ben koca adam falan söyleme. Abi, ileriden sola döneceğiz. Ay efendim, vallahi çok üzüldüm. Yani elleri kırılsın inşallah kim yaptıysa bunu. Sağ olun Şehir Hanım, teşekkür ederim. Allah korumuş Talip Bey. Ya silah olsaydı? Ceo yakalar o hırsızı, değil mi Ceo? Yani zaten hırsızlık büro ilgilenmiştir o işte de. Siz verdiniz mi ifadenizi? Sordular, anlattım. Hülya Hanım o kadar kötü şeyler söyledi ki direkt aklıma siz geldiniz Ceyhun Bey oğlum. Şey, Ceyhun kafidir. Yani ev sahibi sizden şüpheleniyor, öyle mi? Ne şirret fikirli kadınmış canım o da. Baksana adamcağızı ne hale sokmuşlar annem. Ceyhun Bey oğlum. Ceyhun. Bak ben bugüne kadar hep onurum için yaşadım. O yüzüğü mutlaka bulmamız gerek. Yapanlar yakalanana kadar bana huzur yok. Bana yardım eder misin? Estağfurullah canım yani. Zaten vazifemiz. Ben ararım büroyu, bizim arkadaşlar işi şey yapar, devralırlar. Sonra gider sizin evde yeniden bir inceleme yaparız. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ceyhun o hırsızları yakalar, yakalar. Üzülmeyin, dert etmeyin. Ceyhun'um yakalar o hırsızları, değil mi anne? Ceyhun yılın polisi çünkü. Ha. Ya gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. İçimi çok rahatlattınız, sağ olun. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek efendim, rica ederiz. Ha, bu arada başınıza geleni çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Enişte, yengeme randevu vermiyor mu? Sık sık buluşmanız lazım. Tanıyın birbirinizi. Baş başa kalmanız lazım. Maşukam, yengem senin içeride işi yok mu? Fatma ablası, al hadi sen maşukayı. Gerçekten Maşuk Hanım, lafı ağzımdan aldınız. Laf gelmişken hazır, bir çay içelim mi boğazdan hazır? Bu hasta. Olur, tamam. Talip abi, çıkalım mı? Tamam Ceyhun. Görüşmek üzere. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz efendim. Ay, ay. Okumadım Ceyhun, okumadım anne bugün. Dur. Birden okudun değil mi? Nasıl değilsin sen yenge? Şimdi sana öfleyeceğim maşuk.
Gel üfleyeceğim sana. Sen beni delirttin kız artık. Bak hala temizlik borcu var. Tamam yatıyor. Ha, işini. Hayır, hiç de bile. Ben iki tane banyoyu temizledim. İki tane bulaşık borcu oldu saymış oluyor. Nerede temizledin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?